29 Temmuz haftalık burcumuza hoş geldiniz. Gökyüzü bize neler gösteriyor göreceğiz. Ama lütfen unutmayın, her canlının suya ihtiyacı var. Ben bardağımı gösteriyorum. Lütfen siz de camlarınızın sokak önlerine bir tas su koyun. Her canlının size sevgiye, suya, şefkate ve yemeğe ihtiyacı var. Koç burçlarını 29 Temmuz'da neler bekliyor diyorsanız, karar noktasında zarar görme dönemi ne dikkat etmeniz lazım? İnandığınız ve güvendiğiniz insanların size oyunlar oynayacağı ile ilgili duyumlar alabilirsiniz. Biraz işinizle ilgili dikkat etmediğiniz noktaları toparlama haftası diyorum. Aslında çok göze batmaya başladınız. Neden göze batmaya başladınız? Çok çalışkansınız ve yerinizi korumak istiyorsunuz ama bazı insanlar sizin bu karar noktalığınızın farkına geldi, vardı. Ayağınızı kaydırma gibi fikirler olabilir. O yüzden dikkat edelim ama başka işi yapmak isteyen bazı koç burçları için de Ağustos ortasından sonra güzel bir karar ve güzel bir haftaya giriş sağlayacaksınız. Yapmak istediğiniz iş için çok doğru kararlar vereceğini söyleyebilirim. Devletle alakalı ufak tefek sorunlar yaşayan koç burçları için de dikkat etmesi gereken bir Ağustos dönemi var. Neden dönem? Kağıtlar, evraklar sizin kapınızda bir uyarı gündeme gelebilir. Bunlar biraz sizin canınızı sıkabilir ama güzel bir avukat ya da güzel bir süreçte bunu çok sakinlikle atlatacağınızı görüyorum koç burçları. Ama özel hayatınızla ilgili de uzun süredir kavgalı gürültülü dönem geride bıraktı. Evlilik kararı veren koç burçları için doğru bir dönem. Ağustos ayı onlar için şen, şakrak ve mutluluk dönemi olacağını söyleyebilirim. Bekar koçlar için de aslında ne istediğinizi biliyorsunuz ama doğru karakterde insanı bulamadığınız için geçiş dönemi yaşadığınızı görüyorum. Evet, bu da belki Ağustos sonuna doğru sizin evlilikle ilgili karar vereceğiniz doğru insanla tanışma, hayırlı bir sürece gireceğinizi söyleyebilirim. Koçların şu özellikle satmak ya da yeni bir eve geçme fikirleri olan koçlar için de Eylül ayı doğru bir süreç, şu an böyle bir karar vermeyin. Çünkü satmak istediğiniz noktalar Ağustos sonuna kadar toparlanmış ve satmanız gereken noktalarda büyük bir karar ve istediğimiz ev gündeme gelecek. Uzun süredir de ailede araç gündemi vardı. Bu da aydınlığa kavuşacağını söyleyebilirim Ağustos bitimi itibariyle. Sizde de kulak enfeksiyonu, kemiklerle ilgili ağrılarınız ve şiddetli boyun ağrınız olabilir. Sağlığınızı bu konuda ihmal etmeyin diyorum. Evet, 29 Temmuz boğa burçları neler bekliyor diyorsanız, boğaların yalnızlık korkuları başladı. Çünkü son zamanlarda kendiyle alakalı çok dinleneceğim derken insanları biraz etrafınızdan uzaklaştırdınız. Biraz konuşmaya, evet çok huzura ihtiyacınız vardı. Evet, bunu yaptınız ama şimdi sessizlik sizi yormaya başladı. Bu ara renkli bir diyaloglar, renkli toplantılar, güzel bir haftaya giriş yapacaksınız. Bence boğalar için de işleriyle alakalı beklediğiniz sorunlu dönem geride bırakıyor ve güzel bir artı döneme giriş yapacaksınız. Ve bu giriş sizin işinizle alakalı istediğiniz konum ya da görüşmek istediğiniz insanlarla ilgili gerçekten kapılarınız aydınlanmış olacağını söyleyebilirim. Özellikle öğretmen olmak isteyen boğa burçları için de bu hafta doğru bir karar, yörüngeyi bulma ve Ağustos'un o sonuna kadar hedeflediğimiz devletle alakalı prosedürünüzün, evranızın bitmiş ve aydınlanmış olacağını söyleyebilirim. Boğalarda göz enfeksiyonu, gözle ilgili hassasiyet olabilir bu konuda ve nodülleriniz gündeme gelebilir. Bu nodüllerini kontrol etmenizi istiyorum. Bir de uzun süredir evlilikleriyle ilgili çocuk isteyen, aslında çocuk değil de aileye huzur isteyen boğaların bu Ağustos 10'una kadar ilişkileriyle alakalı noktada toparlanmış. Yani 4 Ağustos'tan sonra gerçekten ilişkilerinde ne istediklerini biliyorlar ve yıl sonuna kadar çocuk sevincini yaşayacağını söyleyebilirim. Sizde de bir tatil fikrimiz var. Bu tatil sizin enerjinize ve ailevi sıkıntıları geride bırakmanıza sebep olacak. Artı bir enerji. Bir de kariyer hayatınızla ilgili dil eğitimi almak isteyen bazı boğa burçları için tam dönem ve doğru bir zaman diyorum ve uzun süredir aşk yaşamayan boğalara da bu hafta sürpriz aşklar, keyifli vakit geçireceğiniz bir süreç. Sizin de babayla ilgili uzun ya da erkek kardeş ya da abi ya da amcalarla ilgili yaşadığınız bazı sıkıntılar artık netliğe kavuşmuş olacak. Kafanızdaki soru işaretleri bitmiş olacak. İkizler burcu için aslında işlerinden çok bu dönem hastane, koşturmaca, evraklar, o evrak benim, bu evrak benim dediğimiz bir haftayı geride bıraktığınız için artık dinlenmek, ruhunuzu iyileştirmek ve hatta kendinizle alakalı evraklarınızı teslim ettiğiniz doğru bir haber bekliyorsunuz. Bence bu doğru bir haberin sevincini yaşayacaksınız ve istediğiniz iş kapınızın zaferini aydınlığa kavuşturacaksınız. Hatta şehir dışına yerleşmek isteyen ikizler burcu için de çok doğru bir döneme giriş yaptınız ve bu kararınız sizin için hayır ve aydınlık olacak.
Özellikle kendine iş kurmak isteyen kafe, restoran, ne bileyim farklı bir yemek sektörü üzerine ya da kafe sektörü üzerine, evet, Eylül'e kadar bu anlaşmalarınız da gerçekleşmiş olacak. Hayırlısıysa doğru kapınız Aydınlık'ta olacağını düşünebiliyorum. Bir de devletle ilgili sizin değil de ailenizden kalan bazı miraslar gündemde olacak. Bu miraslar size yıl sonu itibariyle hanenize geliş yapacak ve bu para sizin hanenizi mutlu ve aydınlığa kavuşturacağını söyleyebilirim. İkizlerin büyüklerinde anne ya da sağlık problemi yaşayacak bir büyüğümüz ve kalp operasyonu geçirecek. Hanede biraz sıkıntılı bir dönem haftasına, bayram öncesi bir dönem haftasına girebiliriz. Buna da dikkat edersek sevinirim. Sizde de son zamanlarda mide sıkışması, gaz sıkışması dediğimiz süreçler çok ön planda olacak ikizler. Sağlığınız belki sinir sistemlerinizin yıpranmış olduğu için sağlıkla alakalı noktalarımız, özellikle gaz sıkışması, mide sıkışmanız ya da midede yanmalar söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de uzun süredir evinize misafir evresi, yoğun bir misafiriniz gelecek. Bu haftada misafirlerle yoğun bir hafta sonu geçireceksiniz diyebilirim. 29 Temmuz yengeç burçlarını neler bekliyor diyorsanız, yengeçlerin akıl almaz bir tatil enerjisindeler ve hiç gelmek istemiyorlar. Hatta işe geri dönmek istemiyorlar. Tatil 3-4 sene daha devam etsin diyen yengeçlerin. Yurt dışı planı olan bazı yengeçler aslında biletleri hazır ve yolculuklarına gidecek. Şehir dışı yengeçler için gayet keyifli bir hafta başlangıcı olacak. Onların planladığı gibi artı her şey çok olumlu bir süreç olacak ama bir evde dikkat etmeniz gereken araç kazası, evde ufak tefek kazalar söz konusu olabilir. Özellikle bu aralar yengecin dikkatsizliğinden ve göze gelmekten kaynaklanan nazarlara dikkat ederseniz çok sevinirim. Çünkü hassas bir dönem, duygusal evlerinizin çok fazla ön planda olduğu için dağınıklıklarınız olabilir. Bunları toparlamanız gerektiğini düşünüyorum. Bazı toplantılar ve süreçler var. Size artı bir para getirecek dengeye giriş sağlayacaksınız ama artık umudunuz ya da duygusallığınızın size yıprattığı dönem olduğu için artık boş vermiş olabilirsiniz. Evet, tatil kafanıza devam edin. Hiçbir şeyi boş vermeyin. Bence güzellikler sizin enerjinizde olacak ve sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Uzun süredir kardeş, erkek kardeş ya da kız kardeş arasındaki gereksiz tartışmalar gündemdeyken birinin adım atması ve diyalogların toparlanma dönemi. Sizde de belki de babayla alakalı ufak tefek sağlık sıkıntılarınız olabilir yengeç burçları, ama kendinize güzel araba almak isteyen yengeçler için de tam zaman ya da ehliyet alma fikri olan yengeçler için de doğru bir haftanın kararını vermiş olacaksınız. Bu size artı bir oluşum yaşayacak. Hatta bazı yengeç burçlarında Rusça ve Fransızca ya da İtalyanca öğrenme gibi fikirleri var. Dil eğitimini de geliştirmek istiyorsunuz. Evet, doğru bir karar. Bir de uzun süredir evinizle alakalı akan mutfak ve banyo ile ilgili şikayetleriniz vardı. Evi tam zamanınızda değiştireceksiniz ve bu değişim size artı bir oluşum yaşayacak gözüküyor. Bir de evliliğiyle ve çocuklarıyla ilgili eğitim konusunda kararsız olan yengeçler Ağustos'un 21'ine kadar karar vermişler. İstediğiniz okula yollayacaksınız. Endişe etmeyin diyorum. 29 Temmuz aslan burçlarını neler bekliyor diyorsanız, aslanlar aslında çok yoğun bir işin imzasını fazlasıyla aldılar ama parasız evrede çok yorgun oldukları için parayla ilgili koşturma ve diyaloglar ve insanlarla devamlı para konuşması yapıyorlar. Belki bu haftadan sonra olumlu paraya sonuç elde edeceksiniz. Yeni kurmuş olduğunuz şirket ya da yeni girmiş olduğunuz iş kapınız size çok artı süreçler sağlayacağını söyleyebilirim. O yüzden işlerinizle ilgili başarı var ama parasızlıktan dolayı yönünüzü belirleyemiyorsunuz. Belki bir 15 gün, belki bir hafta bu dengeyi de oturttuktan sonra güzel hedeflediğiniz noktalara aydınlığa geleceksiniz. Bu da sizin için artı bir oluşum olacak. Ve uzun süredir iki iş yapan bazı aslanlar bir işe veda edip farklı bir işte yön almak istiyorlar. Evet, bu da doğru bir karar. Kendi işini yapan aslan burçları için de diyorum ki, evet, aslanlar çok parasızsınız ama Eylül'e kadar sabırlı olun. İşiniz gayet olumlu ve aydınlığa kavuşacak. İsteklerinize tek tek kavuşacağınıza inanıyorum. Sizde de bel ağrıları, boyun ağrınız, bel fıtığınız ya da popodaki, hani ne deriz buradaki, ne ağrısı?
Ha? Kuyruk sokumu. Kuyruk sokumu ağrılarınız gündemde olabilir aslanlar. Dikkat edin, kemik ağrılarınız hassas ve düzenli bir sırt hareketi yaparsanız sırtta hafif kamburgalaşma ve vücudunuzun iskeleti bozulmuş olabilir. Bunları toparlamanız gerektiğini söyleyebilirim. Özel hayatınızla ilgili, evliliğiyle ilgili planlar yapan ve çocuk isteyen bir çocuk tedavisiyle birlikte aslan burçlarının çocuk sevinçte aydınlığa kavuşacak. Ama ilişki yaşamayan aslanlar için de belki biraz daha sabırlı olursanız kader çarkınızın size hayırlı bir şekilde döneceği doğru insanı bulma evresine giriş sağlayacağız. Bir de sizin bu aralar ailenizle vakit geçirmediğinizi söyleyebilirim. Belki vaktiniz varsa bir hafta sonu anne baba kardeşlerle bir yemek yerseniz enerjinize çok iyi geleceğini düşünüyor diyebilirim. Başak burçlarını neler bekliyorsanız 29 Temmuz. Başakların aslında ne istediklerini çok bildikleri ama bir şey yapmak içlerinden gelmedikleri bir hafta. Evet, her şeyi duyuyorsunuz, her şeyi işitiyorsunuz ama sadece duydum, işit, hani unuttum değil de evet duydunuz, kulağınızın diğer noktasına yaptınız ama yapmak istemiyorsunuz. Bence birkaç gün ruhunuzu, enerjinizi toparlayın. Çok bazı birikmiş öfkeleriniz var. Bunları toparlamak istiyorsunuz ve insanları incitmemek için şu an hiçbir şey duymadan onların taşlarına koyup ondan sonra yörüngenizi belli etmek istiyorsunuz. Belki Ağustos, 4 Ağustos'a kadar bu dengeniz oturmuş olacak. Hatta beklediğiniz iş değişiminiz gerçekleşmiş ve istediğiniz noktanın aydınlanması maaşıyla ilgili sıkıntı yaşayan bazı başak burçlar için de Ağustos sonu itibariyle hedeflediğiniz para gerçekten hayatınızın ve hanenizin içerisine geçmiş olacak. Ufak bir kaza atlattınız ve bu kaza aslında hasar olarak gözükmüyor ama siz duygusallık da değil, sadece ben bunu nasıl dikkatsiz yaptım dediğiniz bir dönemdesiniz. O kazayı zararsız atlattığınıza inanıyorum. Sizin de bazı devletle ilgili çözülmesi gereken ve satılması gereken bazı arsa ve evleriniz ya da aileyi ilgilendiren miras konularınız söz konusu olabilir. Bunları da 1,5 ay içerisinde çözmüş ve gayet aydınlığa kavuşmuş olacağınızı söyleyebilirim. Sizin de bir kız çocuğunuzla alakalı eğitimiyle ilgili kaygıları olan bazı başak burçlar için hiç kaygılanmayın. Çocuğunuz ileride çok tanınan, çok başarılı ve çok aydınlık ve sanata çok yatkın bir enerjisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden evladınızla ilgili gerilmenize ya da yıpranmanıza gerek yok. Bir de evim artık bana dar geliyor, geniş bir eve çıkmak istiyorum ama bu mahallemi de seviyorum diyen bazı başaklar için ben oturduğunuz yer uğurlu ve bereketli. Şu an oturduğunuz yeri sahiplenin. Belki evinizde ufak tefek dekorasyon tarzı yeniliklere ihtiyacınız olabilir. Bunu gerçekleştirirseniz gayet aydınlık olacağını söyleyebilirim. 29 Temmuz terazi burçlarını neler bekliyor diyorsanız, terazilerin yüksek egolarının ön planda olduğu bir hafta. Sadece uyku modları değil de yatakta gözleri açık dinlenip kitap okumak ve deniz kenarında kitap okuma kafaları var. Evet, bunu gerçekleştirmiş olacaksınız. Bu hafta sonu size gayet verimli ve olumlu gelecek. Çünkü yapmak istediğiniz devletle değil de kurumsal şirketinizle alakalı yeni teklifler ve yeni oluşumlar hazırladığınız gözüküyor. Ve finans sektörünüzle alakalı yaşadığınız bazı kırgınlıklar sizi farklı bir sektöre itti. Bence teraziler yine finans sektörünüzle alakalı noktaya hakim tutun. Ama ikinci ve üçüncü iş fikirleriniz varsa bunu gerçekleştirip ve ortaklı süreçlerin size artı puan, belli bir iki yıl burada devam edip iki yıl sonra kendi alanınıza geçerseniz sevineceğinizi söyleyebilirim. Hanenizde askere gidecek biri varsa çok fazla gitmek istemiyor ama sağlıklı sıhhatli geleceğini görüyorum terazi burçlarının. Üzülmeyin, evlatların sağ salim hanelerine giriş yapacak. Bir de sizde ayaktaki varis ağrılarınız ya da siyatikleriniz olabilir. Terazi burçları bu ara bu konulara dikkat ederseniz sıcaklara vücudunuzu fazla atmayın. Çünkü sıcaktan damarlarınızın genişlediği ve ağrılarınızın arttığını söyleyebilirim. Sizin de uzun süredir üniversite ya da lise arkadaşlarınızla hoş bir yemek ya da sohbet ve bahçe fikriniz var. Ağız tadında da sohbet edip ruhunuzu iyileştirmek istiyorsunuz. Tam zamanı, tam mevsimi diyorum. Bunun tadını keyifle çıkartın terazi burçları. Belki de sizin uzun süredir böyle dalmak gibi sporlarla ilgili niyetleriniz de var. Bu Ağustos'un bu konuda tadını çıkartın. Çünkü Eylül artık rüzgarların sonbahara döndüğü bir mevsimi getireceği için şimdiden bunu 2 ay keyfinizi çıkartmanız gerektiğini düşünüyorum. Terazilerde de bu ara gereksiz laflar gündeme gelebilir. Eğer konuyu büyütmezseniz, espiritüel yönünüzü ön plana çıkartırsanız çok kahkaha atacaksınız. Bence takılmayın, zararsız dedikodular diyorum. 29 Temmuz akrep burçlarına neler bekliyor diyorsanız, akreplerin çiğ gibi baş ağrıları,
ve birikmiş hesaplar ve unuttuğu ödemeler biraz kafasını karıştı akrep burçlarının. Ve işlerde de bir durağanlık ve sistemde bir durağanlık olduğu için acayip derecede tedirgin olan akreplere bu hafta sonundan itibaren çok yoğun bir iş temposu görüyorum. Ve bu tempo enerjinize o kadar iyi gelecek ki tekrar şarj olacaksın. Sanki serumu verdim, oksijeni vücudunuza koyuyorum ve acayip şarj oluyorsunuz ve bu şarj size mutluluk getirecek söyleyebilirim. Sizde de uzun süredir aile mezarlığı ziyaret etmek istediğiniz gözüküyor akrepler. Evet, tam vakti, hem de Kurban Bayramı'na yakınız. Bütün ölmüşlerinizi ziyaret ederseniz belki mutluluk nedir bileceğinizi söyleyebilirim. Uzun süredir ailede bazı miras konuları ve toprakların bölüşmesini isteyen bazı akrepler biraz daha sabırlı olun. Çünkü sizin sinir olduğunuz bazı insanlar var. Onlar hayattan çıktıktan sonra bu miraslar doğru şekilde bölünecek. Şu an çaba da gösterseniz bölünmeyecek. Bence 1-2 yıl daha gitmesi gereken insanları bekleyin ve sonrasında haklarınızı alacağınızı söyleyebilirim. Sizin de erkek çocuğunuzla alakalı yaşadığınız sert atışlarınız olabilir. İfadelerde zorluk çekiyor olabilirsiniz, zorlanıyor olabilirsiniz. Belki jenerasyon farkı olabilir. Siz de çocuğunuzun kalbine doğru hareket ederseniz, jenerasyona adapte olursanız belki daha iyi anlaşacağınıza söyleyebilirim. Sizin de yatak değiştirme ya da mutfakta bazı bardak çanak kırma gibi özellikleriniz var. Bu aralar komşularınız tarafından göze geliyorsunuz. Evinizdeki akıntılar, kokuntulardan bıktınız. Bu gözle alakalı bir durum. Bence bardak kırılması uğur ve berekettir ama tabii ki yine bir nas felak okursanız evinizin enerjisinin değişeceğini, bir de uzun süredir arabalarınızın yastıklarını kontrol etmediğiniz akrepler, haydi araç lastiklerini kontrol edelim. Yay burçlarını 29 Temmuz'da neler bekliyor diyorsanız, yayların istekleri bitmediği, zevklerinin tavan yaptığı ama parasızlıktan kıvrandıkları için sadece hayallerde yaşadıkları bir dönem olduğu için onların sanki hayallere sıkışmış fantazileri var. Yani denize gitmek, spor yapmak, yurt dışına gitmek. Evet, Rabbim size belki bu yıl çok ağır bir sınavdan geçirdi. Maddi manevi çok zorluk yaşıyorsunuz ama artık bunu geride bırakıyorsunuz ve geride bolluk ve hayır bir dönemi yaşayacaksınız. Hiç ummadığınız kapılar ve hiç ummadığınız teklifler size artı bir kazanç sağlayacak. O yüzden bu 3-4 ay çok verimlilik haftasına girecek yay burçları. Korktuğunuz gibi değil, artıya geçeceğiniz bir haftanın keyfini çıkartıyorsunuz. Belki sizin de göz kayması, göz kaşıntısı ya da dip saçlarınızla ilgili alerjik dediğim kiraz alerjiniz olabilir. Saçların bozuldu değil mi? Kiraza alerjiniz olabilir, birçok şeye alerjiniz olabilir. Bu konuda biraz yediklerimize, özellikle meyveden bu ara uzak durun. Çok meyve burcu bu. Biraz da tansiyon ve şeker problemi olan yay burçları için bu dönemde dağlarınıza dikkat ediyorsunuz diyorum. Bu taraf mı, o taraf mı? Bu taraf dediler. Tamam, artık saçlar bozuldu. Önemli değil. Ben evinizin, ailenizin kızıyım. Ailede de aslında uzun süredir annenizle alakalı gereksiz atışmalar geride kalıyor. Geride kaldığı için de onun da gizli bir parası var, size destek vermek istiyor bazı yay burçları. Artık tam zararı, arabanızı değiştirmek istiyorsunuz. Arabanız için ailenizden gelecek güzel bir para sizi mutlu edeceğinizi düşünüyorum. Bir de avukatlık değil de avukatlık eğitimi alan bazı yay burçları için de Ankara ya da Adana, Aydın tarafından güzel teklif gelecek. Bu teklifi de değerlendirirseniz isim ve marka olacağınızı düşünüyorum bazı yaylar için. Çok doğru bir zaman ve bunu doğru değerlendirmenizi istiyorum. 29 Temmuz oğlak burçları neler bekliyor diyorsanız, oğlaklar için inanılmaz derecede korku değil de artık bir şey daha üstüme gelirse yıkılırım. Hani çınar ağacının yaprakları üst üste birikir, birikir, birikir ve heybetiyle dalgalanır ya, ben bir oğlak burçlarında böyle düşünüyorum. Bir çınar kadar güçlü ama bir şey daha üstüme gelirse ölürüm dediğiniz oğlaklara hiçbir şey olmaz. Panik yapmayın. Oğlaklarda çok enteresan bir Alman motorluğu var bunlarda. O yüzden sizin her yıkıldım dediğiniz gün tekrar tüylerinizden doğacınıza inandığım için oğlaklar, ağlayıp sırlayıp bırakın, güçlü karakterinizi ortaya çıkartın ve bu karakteriniz size çok artı paralar, çok artı iş teklifleri ve hiç olmadık kapılarınız sizin hayatınızda olumluluk getirecek. Hatta şaşkınlıkla bakacaksınız. Ben bunu nasıl yendim? Bunu nasıl başardım? Her şey üst üste geldi dediğim an aklınızda unutmayın, ben geleyim. Çünkü sizin Eylül ayı itibariyle, yani 1 trilyon borcunuz da varsa, bunların hepsi yavaş yavaş geride kalmış olacak. Çok rahat ve derin nefes almaya başlayacaksınız.
Çünkü Rabbim sizi unutmadı. Unuttuğunu düşündüğünüz her yaprak aslında sizin çınar yapraklarınızdı. Siz o çınar yapraklarınızı kendi kendine kurutmaya çalışıyorsunuz. Bırakın yapraklarınız mevsiminde soğusun, mevsiminde açsın lütfen. Evlilik yapmak isteyen bazı oğlaklarda şöyle bir şey var, evlenmeyenler. Ben çocuk sahibi olamadım, benim hiçbir şeyim yok, bir eneğim yok, bir itim yok, bir köpeğim yok diyorlar. Anam memlekette, sokakta evlenmemiş bir sürü adam var. Alın çocuk yapın, ne yapayım? Seda Sayan gibi konuşturtuyorsunuz beni. Eskiden Seda Sayan sperm banktan aldım çocuğu dediğinde tırcılara versene ne gerek vardı demişti. Hayır, siz mantığınız ve kafa yapınıza uymayan hiçbir insanla çocuk yapmayacağınıza inandığım için, evet, kalbinizdeki doğru insan size adım atacak ve o insanla da çocuk sevinci yaşayacağınızı söyleyebilir. Bir de ailenizin müteahhitlik bir durumu ve bir an önce evini taşıyıp yeni bir inşa gibi bir gündemde. O yüzden bu ara ailenizi ev arayabilir, onların oturabileceği noktada doğru bir süreç sağlayabileceğinizi söyleyebilirim. Evet oğlaklar, siz mutlu olduğunuz her noktada Rabbim sizin ışığınız. Sadece inanın, güvenin, güvencinizi kırmayın. Kova burçlarını 29 Temmuz'da neler bekliyor diyorsanız, kovalar indim indim aşağı, çıktım çıktım yukarı, hala parayı bulamadım diyen kovalara sesleniyorum. Siz para mehrumu bilmeyen insanlarsınız. Yani siz para hesabını bilmiyorsunuz. Evet, çok şanslısınız, çok bereketlisiniz ama para, yani bir milyar da gelse 100 bin lira, ne geldi anamcanım, bin lira ya da 100 bin lira ne ki dediğiniz bir kafa yaşıyorsunuz bazı kovalar. Evet, para finansınızı doğru noktada oturttuğunuz takdirde sizin de bu yıldan sonra eviniz, aracınız, istediğiniz kapılarınız daha verimli olacak. Sadece parayla ilgili sınandığınızın farkına varın. Bu sınavı doğru atlattığınızda Rabbim bütün kapılarınızı açacak ama sizin biraz sanki parayla ilgili bir nankörlüğünüz var. Bence şükretmeyi para konusunda devam ettirirseniz bu size çok doğru kapı açacağını düşünüyorum. İş kurmak isteyen kova burçları için de inanılmaz güzel bir haftanın kararı. Şu bayram bitsin, gerçekten ortaklı 3 kişiyle yapacağınız iş size çok artı bir, hatta şöyle söyleyeceğim, araç ya da motorlarla yapacağınız bir süreç olacak. Bu da size çok artı bir para getirisi sağlayacağını inanıyorum. O yüzden kovaların korktuğu gibi hiçbir şey hayatında geri kalacak ve aşk isteyen kovalar da geçmişine ait bir kişinin geri gelişi, onu maddi manevi toparlaması, evliliğiyle sorun yaşayan kova burçları da artık süt liman şekilde problemler geride kalıyor, ilişkiye sahiplenme, hatta çocuk sürprizi fikirleriniz gündemde olabilir, hanenize bir kız çocuk muradı olabilir, haydi şimdiden deneyin, kız çocuğunuzun muradınıza tadın. Sizde de bel fıtığı demiyorum ama yanlış yatak, yatağınızı değiştirin ya da şekil, yatak şeklinizi, birden nefes alamama gibi, tıkanıyorum, nefes alamıyorum, gece bana bir şeyler basıyor diyen kova burçlar için nefes terapisti önerebilirim ya da bol bol zikir çekmenizi, dua etmenizi, bir soğuk ılık suyun altında yatıp enerji, çünkü hafif hafif panik ataklarınız başlıyor ama panik atak dürtüsünü önlemek için bunlar sizin sağlığınız için iyi olacağını düşünüyorum. Son zamanlarda güneşe alerjiniz var. Vücudunuzu lütfen korumadan çıkmayın. Vücut yapınız el alerjiye müsait diyorum. 29 Temmuz balık burçları neler bekliyor diyorsanız, balıkların hayatlarıyla ilgili aslında araç değiştirmek ya da işiyle alakalı yöneticileriyle toparlanıp araç konusunu toparlayıp kendine bir araç alma şirketle ilgili. Evet, doğru döngü. Eylül'e kadar bunu konuşun. Aracınız kapıda olacak ve sizin artı enerjinizde. Bir de yerinizle alakalı uzun süredir farklı bir yere geçmek istiyordunuz ve aynı noktada sabitlenen balık burçları için de bu teklif masaya yatırılacak. Sizin istediğiniz nokta değil ama yine sizin istediğiniz yakın bir noktaya güzel bir teklifle gideceksiniz ve orası gayet size huzurlu. Yani mesela İstanbul'un Ümraniye tarafına geçmek istiyorsanız ya da İzmir'in karşı yakasına geçmek istiyorsanız sizin istediğiniz noktada olacak ama hani güzel yalı değil de karşı yakanın bir noktasında olacağınızı söyleyebilirim. Son zamanlarda sizde kulak çınlaması ya da kulak içinde kaşıntılar, egzama gibi gündeminiz olabilir ve bu egzamalar gece sizi uyutmuyor olabilir. Belki bir alerjik bir operasyon demeyelim ama sinir sistemlerinizin yıprattığı ve bağışıklık sisteminizin düştüğünü düşünüyorum balık burçları. O yüzden bol bol turşu suyu için, vücudunuzun bağışıklık sistemini, en iyi turşu su, yaz kış için anam, hem kilo verirsiniz hem de vücudunuzu toparlarsınız. Uzun süredir de bir sinema ya da film ya da açık hava konserlerine gitmek isteyen balık burçları için de tam istediğiniz konserler haftası, bunun tadını çıkartabilir, bunun keyfine varabilirsiniz.
İlişkiler konusunda da şanssız olduğunu söyleyen balık burçları için de hiç şanssız değilsiniz. Şıp sevgisiniz. Bu sevdiğiniz yüzünden çabuk sıkılıyorsunuz. Bu sıkılganlık enerjinizi toparlarsanız önünüzde kadın ya da erkek ayrımı yapmadan doğru aşk ve evlilik yapacağınızı ve uzun süredir ailede sağlık problemi, diz ve kemiklerle ilgili sağlık problemi yaşayan bir kadının da ameliyat olacağı, belki buna canınız sıkılabilir. Bir de uzun süredir ailenizin köy ya da şehir dışında olan insanlar ailesinin yanına gidecek ve onlar için hayırlı bir aydınlık olacağını söyleyebilirim. Evet, 29 Temmuz haftalık burcumuzu yaptık. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Lütfen bol bol yorum yazın. Beğenmeyenler de yazsın, beğenenler de yazsın. Eleştiriye açığız. Her türlü eleştiri ama saygı, kalite ve doğru eleştiriye açığız. Beğenmeyenler tabii ki aboneliğinden çıkabilir. İstemeyenler tabii ki iptal edebilir. Kimseyi zorla kanalımda tutmuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kucak dolusu sevgiler. Mutlu kalın, hoşça kalın.